elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Galatasaray bölümüne hoş geldiniz. Galatasaray aslında en sil baştan yapan takım herhalde Galatasaray. Yani Fenerbahçe'de mesela ciddi oranda yenilenmeye gitti ama Fenerbahçe geçen sezondan kal miras kalan bir oyunda vardı. Bazı oyuncular vardı. Galatasaray'da neredeyse her şey hemen hemen sil baştan yapıldı diyebiliriz. Bu sezonun en flash ismi belki Sasha Boy o kadar transfer rağmen ama <laughs> Sasha Boy da mesela geçen yıl istikrarlı kullanılan bir oyuncu değildi. Değil. Ee, Sakatlanıyordu, sakatlanmıştı. Sakatlık dönemi oldu, sakatlık dönüşü oynayamadı. Torrent hiç oynatmadı, şey yaptı <laughs> falan. Futbolcu değil de falan getirdi evet. neredeyse. Ee, o noktadan buraya gelmiş bir Sasha Boy var. Ee, Nelson hariç, Nelson Muslera hariç zannediyorum... Muslera yani, kayıcı zaten, Nelson. Yani oyun içinde... Olsa duruyor. Abi Nerson'un partneri gitti. Nerson'un sağındaki evet. adam değişti. Önündeki adam değişti. Her şey değişti. ya, Nerson da yeni aslında. Sol taraf eski. Farah Kerem. Ee, Abdülkerim'le çıktığı ilk maçta bir biliyorsun o da hatta evet. şey denmiş ya bu kadar teklif deniyor bu performansa falan deniyordu da evet. adam başka biriyle oynuyor yani o da evet. bir uyum süreci geçirdi kısa sürede olsa. Ee, baştan aşağı yenilenmiş bir Galatasaray var. Ee, burada Galatasaray'ın şöyle bir ya belki ya şu, 4 tane oyuncuyu 7-8 Eylül'de indirmiş bir takım. Normalde çoğu 11 olmak üzere. Çoğu 11'de beklenen olmak üzere. Hakikaten aslında çok zor bir iş. Ve normalde... Yarı mucize bir şey bu. Yani 8 Eylül'de getirdiğin o transferlerle pat diye şampiyonluğa... Başından beri güçlü bir şekilde yürümek çok düşük bir ihtimal. Ama Galatasaray bence mevcut sezonu çok iyi analiz etmiş. Çünkü transferi geç bitirmenin maliyetinin neredeyse olmadığı bir sezon bu. Çünkü bir bay haftaları var. Arada dinlendiğin ve bir sonraki aslında periyoda maç bıraktığın. ikinci yarı demeyeceğim. ikinci bölüm diyeceğim ben. ikinci devre değil çünkü. Devre yarısına kadar gelmiş hali olur ama Galatasaray 14 haftada 13 maç oynayacak. Bay haftası çünkü içinde Hı -hı. 9. hafta. Yani Galatasaray aslında milli ara dönüşü bir maç oynayıp bir daha araya gidecek. Ondan sonra devam edecek yolculuğuna. Doğal olarak Galatasaray'da 25 Aralık itibariyle 25 Aralık'tan sezon sonuna kadar 23 tane lig maçı oynayacak. Yani 13 maç ilk periyot, 23 maç ikinci periyot. Ve araya ciddi bir süre gelecek. Yani Icardi 4 aylık Galatasaraylı olduğunda, 4 ayını doldurduğunda önünde 23 tane daha lig maçı olacak. sezon oynayacak neredeyse yani. Aynen öyle yani 3 bölü 2 sezon oynayan bir yapı olacak. Ee, az önce anlattığımız işte... Nelson, Abdülkerim ve çok daha uyumlu hale gelecek. Sasha Boy zaten formda Hı -hı. ve e, işte Yunus'un, Kerem'in işte hangi oyuncunun diyorsan hani bir yanındakilere alışması gerekiyor Oliveira'nın. Kime dersen de onun için yeterince adaptasyon süresi var. Tabii ki şeye gidenler olacak. Dünya Kupası gidenler olacak ama bu nüvenin büyük bir bölümüyle birlikte çalışma imkanı olacak. Yani çalışırken kalende Okan Koçuk olması sana bir handikap yaratmaz. Gayet e, yeterli bir süre var. Hı -hı. Galatasaray için en önemli şey bu Dünya Kupası'na kadar olan periyodu iyi geçirmek. Bir tane bay haftası var 9. haftada. Ee, onun dışında Galatasaray'ın 6 tane maçı kaldı. Hı hı. 6 tane lig maçı oynayıp aslında kendisini ferahlatacak periyoda girecek. Kaldı ki çok da zorlu bir fikstür atlattığını da söylememiz lazım. Trabzonspor deplasmanı atlatıldı. Konya maçını atlattı. Evet. Ee, bir çok, yani Fenerbahçe yenmiş yani, bir takım. Her ne kadar düşüştü de olsa Antalya deplasmanı. Belki An de toparlayacak. Doğru. Arayacak. Doğru. Yani kadro kalitesi zaten yine Toparlı hemen hemen aynı seviyede. Toparlanma var sonuçta. Aynen. O, onlar için de geniş bir ara oldu. Milli ara artı hmm. e, bay haftası 3 haftalık bir periyot. Hatta bir aylık bir periyot evet. da top oynamadılar. Belki onların da toparlanma şansı olacak. Çok zorlu maçlar atlatıldı. E, Giresun deplasmanı hariç mesela aralıktan şeye kadar marta kadar Galatasaray'ın neredeyse deplasman denilemeyecek nitelikte maçı yok. İstanbul içi deplasmanlar var. Onlar var. Trabzon içeride oynayacak. Antalya içeride oynayacak. ta Konya maçına kadar yani artık 1,5 2 ay sonraki maça kadar bir problem yaşamayacak gibi gözüküyor. O yüzden bunun biraz uzun bir girizgah yaptım. Kusura bakmayın ama sebebi şu. Bu durum Galatasaray'ın aşama aşama ya bu maçta şu eksik, bu maçta bu eksik diye eleştirdiğimiz şeylerini biraz daha biraz anlamsızlaştırıyor. Galatasaray'ın önünde bunları aşabilecek gerçekten çok süre var. Ve ben bu zorlu periyodu, en zorlu bir fikstürü olabilecek en uyumsuz kadroyla birbirini tanımayan random insanlar gibi merhaba merhabası olan insanlarla çok iyi bir puanla geçiyor. Galatasaray şu an liderle aynı puanda. Evet. O zaman da bu ekstra bir hem takdir hak ediyor hem de dediğim gibi bunu daha tolere edilebilir hale geliyor. Yani Galatasaray'ın şu an makine gibi oynaması zaten saçma olurdu. Yani menajerlik oyunlarında bile artık böyle bir şey yok yani. O 9 tane 11 oyuncu alıp makine gibi oynayamıyorsun e, şeylerde. Lig başlarında bence harika. Yani load save yapsan bu kadar puan alırsın. <laughs> Öyle söyleyeyim. Yani aslında şunu diyorsunuz özetle. Bir zamanlar Fatih Hoca'nın dediği gibi Fatih Terim'in gemiyi Ocak ayına kadar sağlam bir şekilde yanaştırırsak ondan sonumuz açık. Hatta bu Ocak'ta değil Aralık ayına yanaştırması gerçek Galatasaray'ın. Ki şu anda da puan durumunda durumu o. Hem puan durumunda durumu hem de açıkçası oyun olarak da Galatasaray geliştirdiği tarafları çok fazla var bence. Özellikle top kendisindeyken. E, ligin başlarında biraz daha Galatasaray topaldıktan aldıktan sonra Biraz bireysel gidiyordu. Hani Yunus'un içe kat etmesi, Kerem'in içe kat etmesi, Sergio Oliver'in cezası dışı şutları. Mertens belki bir şeyler sıkıştırır. Daha böyle bireysel kaliteye bakıyordun ama e, bence Trabzonspor deplasmanı da dahil. Ondan sonra set hücumlarında üstüne koya koya gitti Galatasaray. Ve şu anda da hatta işte Icardi'nin zorlamasıyla kendi kalesine, Kalbon'un kendi kalesine attırdığı golün hazırlanışı, rakibi genişletmesi, Sergio Oliver'i aldıktan sonra Fanaolt'un bildirmesi, Koşun Dubon. Dubon. Pardon Dubon'un hemen düzeltiyor. Ne fan altı kardeşim. Kardeşi. Anan altı güzel oyunu. <laughs> e, bu arada ki onu da konuşalım evet. sonra. O güzel bir opsiyon oldu. Zaten geldiği zaman da Bence oynayacak bu arada. Geldiği zaman da bahsediyorduk. Belki şu yüzden oynamam ihtimali var. Türk kontenjanını açmak zorunda Ama kalırsa başka, ol... başka yerden. Ben sol bekten açılacağını, açılmayacağını eminim abi. Kazımcan... Yani Can... belki öyle bir ihtimal olursa anca. Yoksa bence de Fanaolt'un önüne attı artık kendisini. Ee, çok dengeli koşular var. Daha böyle takım oyunuyla goller bulmaya başladı Galatasaray. Hani ilk haftalara göre. Biraz problem top rakibe geçince hala var. O zaten asıl zorun nokta o abi. Yani bu oyuncu grubuyla zaten. Yunus'la, Mertens'le, Oliveira'yla, Kerem'le, Gomis'le ya da işte ile Rakibi doğru karşıladıktan sonra, daha az alan verdikten sonra bir şekilde bu oyuncu grubu zaten rakibi açacak. Hem bireysel olarak açabilecek oyuncular bunlar. Hem de set hücumlarında zaten gelişim gösteriyorsun. Galatasaray'ın üstüne koyması gereken konu biraz daha top rakibe geçince ki Konya Spor maçında da böyle bir handikaplar gördük. Önemli pozisyonları vardı Konyaspor'un. Evet benlikte ligde az takım var. Konyaspor Spor kalitesindeki takım sayısı da az ama top rakibe geçince biraz orta sahada eksik kalıyor Galatasaray rakibi karşılarken. Ee, i̇şte Sergio Oliveira bu arada top Galatasaray'dayken çok etkili bir oyuncu Sergio. Her atakta var. Her masada var yani. Her, her atakta bir parmağı var. Ama top rakibe geçince mesela Mertens'i de mecburen biraz orta saha gibi kullanmak zorunda kalıyorsun. Yoksa bir tek Torreira'nın üstüne biniyor iş topu geri kazanırken. E, Mertens'i geri koşturmak zorunda kalıyorsun Sergio Oliveira tercihinde. E, i̇şte hem bunu yaparken hem iki oyuncu birden tercih ederken bir taraftan da topu önde kazanan bir takım olursa Galatasaray, daha az alan veren bir takım olursa e, zaten top aldıktan sonra birçok rakibi açabilecek kalitede ve bu konuda da gelişim var bence yani her maç üstüne zaten koyacak ve dediğim gibi aslında işte aslan payında da aslan payı olan fikstürde de gerçekten işini büyük ölçüde halletmiş. Oyununda mesafe kat etmiş ve fikstürü de kolayla, kolaylamış bir Galatasaray olacak. Çünkü fikstürün ben zaten her hafta bakıyorsun fikstürün her hafta Galatasaray deplasmana gidiyor gibi. Yani <laughs> içeride oynuyorsa da zor bir takım falan. Ama bunun tabii ki ikinci periyotta direkt karşılığı var. Ee, bu konuda da mesafe kat edilecektir. Ben milli takım arasının da en çok yarayan takımlardan birinin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray teknik heyeti bu tarz bir araya mutlaka isterdi. Ee, bay haftasıyla birlikte Galatasaray bir, bir, bir ay aslında bir taktik kampına girdi diyebiliriz. Yani Galatasaray sadece e, dönüşte fikstür oynayacak. Şeyi hatırlayayım. Adana Demirspor maçı var sadece. Yani aslında Galatasaray e, bir ayda sadece bir lig maçı oynayacak. Ve bunun da ben takımın bir arada çalışması, adapte olması açısından, setlerini geliştirmesi bakımından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray iki tane önünde kamp olan bir takım. Bir iki aylık bir kampı var, bir bir aylık bir kampı var. Gerçekten bunu iyi değerlendirmesi gerekiyor hocanın da. Çünkü ne olursa olsun birçok oyuncusunu, kadro verirsem üstünden gidelim. Ama Mustafa tamam. Emin bir kampta bir sakatlık geçirdi, kampa iyi girmesine rağmen sonradan geri döndü tekrardan. Hmm. Tekrar adapte olması gerekti. E, Torreira, Ağustos ayında yapılmış bir transfer. Aslında kampın büyük bölümü yoktu. Evet. E, Oliveira ilk gelen büyük transfer, onu bir nebze istisna kabul edebilirim. Mertens, keza Ağustos'ta gelmiş bir transfer. Icardi, Eylül'de gelmiş bir transfer. E, diğer şeylere de baktığım zaman kulübedeki, işte Raşit Sass olsun. Diğer isimler olsun. Onlar da Yusuf Demir. Kulübede olmayan ee, Mata. Aynen öyle. Mata zaten bu tarz bir şey ihtiyaç duydu. Bak, mesela hiç neredeyse hissetmeden Mata'nın adam aldık oynamadık kulübeye bile girmedi demeden adam hazır bir şekilde e, bu periyodu tamamlamış olacak. E, Birçok oyuncuya yarayan e, bu tarz durumda da bir kulüp yok aslında. Tabii ki herkes için faydalı. Birlikte çalışmak ama kendini mesela 8'lik bir uyumun varsa 8.5'a atmak daha zor ama 6'yı 8'e atmak daha kolay. Yani bu gittikçe zorlaşan Güzel. bir şey. Yani ne kadar marj daralırsa o kadar yoğun çalışman gerekiyor. Galatasaray'ın o birbirini tanıma acemini atması için çok ideal bir süre. Ee, hatta şey olsaydı daha da acayip olurdu. Yani dönüşte Adana Demir maçından önce bay olsaydı Galatasaray için daha iyi bir periyot olabilirdi. Yani Galatasaray'ı bugünden değerlendirmenin hata olacağı hata olacağı kanaatindeyim. Hani Galatasaray'ın oyunu diğerlerinden geride. Bir bu doğa, iki Galatasaray'ın durumu farklı diğerlerine göre. Galatasaray'ın Avrupası da yok mesela. Galatasaray'ı yıpratacak bir periyotta, fiziksel olarak da yıpranmıyor. Hem de kadro derin. kadro Avrupası derin. yok, kadro derin mi diyorsun yani? Aynen öyle ve birlikte çalışabileceği hemen hemen 2-3 ayı var diyebiliriz. 2,5 ayı evet. var diyebiliriz minimum su içinde. Doğal olarak lig bambaşka bir zamanda başlayacak Galatasaray için. Aynen. Haftaya zaten özellikle Adana Demir maçını konuşmak lazım. Önemli bir maç. Onunla bir maç önünü yaparız. Haftaya yaparız. Paranda. O zaman Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor konuşacağız. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamart sundu.